Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2024'ün en önemli aylarından biri kuşkusuz Nisan ayı. Önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Çok güçlü gezegen kavuşumlarımız var. Toplumsal alanlarda, dünya üzerinde de dikkat çekici gelişmelere şahit olabiliriz. Kişisel olarak baktığımızda 19 Nisan'a kadar güneş Koç burcunda parlayacak. Sevgili aslanlar, 9. evinizde Merkür hemen aybaşı itibarıyla 1 Nisan'dan itibaren Koç burcunda gerilemeye başlıyor ve 26 Nisan'a kadar Merkür retrosu olacak. Venüs 5 Nisan itibariyle Koç burcundaki yolculuğuna başlayacak. 9. ev konularınızın öne çıktığı bir dönemdesiniz aslında. Merkür retrosu hayatımızı biraz yavaşlatabilir. Bunun faydaları da olabilir. Seyahat planlamalarınızda gecikmeler olabilir. Bu dönemde özellikle medya, yayıncılık, internet, sosyal medya üzerindeki aktivitelerde zaman zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. İşte iletişim cihazları, telefon, bilgisayar ve benzeri alanlarda temkinli olmak gerekiyor. Özellikle uluslararası konulardaki yaptığınız işler, çalışmalar, bu alanlardaki beklentilerinizde de işler biraz yavaş gidebilir açıkçası. Ancak geçmişe ait konuları da toparlayabilir, değerlendirebilir, gözden geçirebilirsiniz. Hayata biraz daha odaklanmanızı sağlayabilir. Hani hızlı bir şekilde düşünmeden hareket ettiğiniz noktalarda belki biraz daha incelemenizi, gözden kaçırdığınız detayları fark etmenizi sağlayabilir bu durum. Eğitimle ilgili konularda, örneğin akademik olanlarda, öğrenciler için falan biraz daha geçmiş konuları gözden geçirmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Bilgilerimizi sağlamlaştırmak gibi değerlendirebilirsiniz. Ve 8 Nisan'da tam da bu alanda 19 derece Koç burcunda tam güneş tutulması yaşayacağız. Etkileri Nisan ve Mayıs'ta çok güçlü çalışabilir ama tabii ki önümüzdeki 6 ay Ekim'e kadar devam edecek bir tesir. Hatta 3-4 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Güçlü bir tutulma bu. Tam güneş tutulması. Size güzel bir açıda, ancak onu söyleyeyim, sizin gibi ateş elementi Koç'ta olacak. Zaten geçtiğimiz Nisan'dan bu yana Koç terazi tutulmaları hayatınızda etkilerini göstermeye başladı. Bu tutulma da böyle bir tutulma. Akademik çalışmalar, yurt dışı konular, uluslararası işleriniz, hukuksal konular, medya yayıncılık işleriniz, internet ve sosyal medyadaki girişimleriniz, aktiviteler, seyahat planlamalarınız, tüm bu alanlarda bazı etkiler getiriyor hayatınıza. Yeni kararlar olabileceği gibi daha önceden başlamış, örneğin geçtiğimiz Nisan ayında başlamış konuların devamı veya buralardaki yani sorunlar varsa bunları çözmek için belki yeni yollar, yeni çözümler. Çünkü Şiron'la birleşen bir tutulma bazı sorunlarla bize yüzleştirebileceği gibi o sorunları çözme imkanları da karşımıza çıkarabilir. Yani bir sorunla aynı bakış açısıyla baş edemeyiz. Belki bakış açımızı değiştireceğiz. Yeni bir zihinle, yeni bir yolla bakacağız hayatımızdaki problemleri. O şekilde çözüm yollarını daha hızlı bulabiliriz. Bu bazı düşüncelerimizin, inançlarımızın, planlarımızın, programlarımızın değişebileceğini de işaret ediyor aslında. Ya da bize rehberlik edebilecek, yol gösterebilecek kişiler karşımıza çıkabilir. Doğru insanlara ulaşabiliriz. Doğru bilgilerle karşılaşabiliriz. Ve bundan sonraki düzenlemeleri daha doğru yapabiliriz hayatımızda. Tutulmanın tesiriyle önümüzdeki aylarda yolculuklarınız olabilir. Yurt dışı ile ilgili konular hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Eğitim konularında daha fazla hayatta girişimleriniz olabilir. Özellikle akademik çalışmalarla ilgili alanlarda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarında olan bir aslansanız olumlu tesirler alıyorsunuz. Ancak önce burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'ta gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman biraz zorlanmalar, biraz mücadeleler olabilir. Ancak yine de bu tutulmanın hayatınıza güçlü açılımlar getireceğini unutmayın. Sizi özgürleştirecek, farkındalığınızı arttıracak bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Tutulmanın yöneticisi Mars. O da Balık burcunda ve Satürn'le birleşiyor. 10 Nisan, 11 Nisan Mars-Satürn kavuşumu, büyük kavuşum etkinleşecek. Bu da önemli bir tesir. Her 2 yılda bir burçta kavuşurlar. 2 yıllık bir döngüdür kendi içinde oluşturduğu. İkisi de malefik etkili, zor gezegenler. Kavuşum yaptığı ev alanında da tabii ki biraz bizi zorlayabilir, kısıtlayabilir. 8. evinizde olacağı için bu etki özellikle borçlanma konularına, hisseli paralara, paylaşımlara, para konularına biraz daha dikkat edin. İşte eşinizin kaynaklarında azalmalar olabilir, sıkıntılar olabilir. Bir emeklilik gibi, böyle bir sigorta gibi bir konuda belki
bazı yükümlülükleriniz olabilir ya da gecikmeler olabilir. Burada hani mücadele edilmesi gereken bir enerji var. Biraz sizi zorlayacak konular var. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Bununla birlikte sağlık konularında bir sağlık sorununu çözmek için bir operasyon, bir ameliyat olabilir. Belki bir probleminiz var, bir diş probleminiz de olabilir. Bu ya da başka türlü bir hayatınızda bir sıkıntınız olabilir. Bununla ilgili genel sağlığınızla ilgili alanlarda da aslında birazcık daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. Artık kariyer evinizde parlamaya başlayacak. 21 Nisan'da büyük kavuşum, Jüpiter Uranüs kavuşumu Boğa burcunda olacak. Az rastlanır önemli bir etki. Özellikle dünya üzerinde Boğa burcunun sembolize ettiği konularda işte sahip olma, maddi manevi güvenlik, toprak ve toprağa ait değerler, tabii ki para, ekonomi gibi alanlarda güçlü etkilerle karşılaşabiliriz. Bunun hayatınıza bireysel yansımaları olabilir. Ancak haritanızın en tepesi 10. ev kariyer demek. Toplumdaki statünüz demek. Jüpiter burada büyüme imkanları, sağlamlaşma imkanları, uzun vadeli yapılandırmalar anlamında size tam bir Uranüs etkisiyle hızlı sürpriz fırsatlar da getirebilir. Hızlı kariyer değişimleri, görev değişimleri, belki yeni bir kendinize ait bir iş oluşturma ya da hani burada belki bazı iş planlarınızı, kariyer planlarınızı dönüştürme gibi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Üstlerden, otorite figürlerinden ya da aile içerisinde aile büyüklerinden, ebeveynlerden yana da güçlü destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ve Güneş ayın 19'undan sonra Boğa burcunda parlamaya başlıyor. 24 Nisan'da Akrep burcunda dolunay var. Bu dolunay özel hayatınız, ev yuva alanlarınızı aydınlatan bir tutulma. Tabii ki kariyer ve aile arasında da biraz içsel çekişmeler yaratabilir. Yani bir yanda iş sorumluluklarınız, geleceğe ait sizin beklentileriniz, girişimleriniz, bir yandan da ailenizin daha duygusal istekleri ya da sizin daha duygusal beklentileriniz arasında biraz içsel çekişmelerin olabileceği bir dönem. Genel sağlığınıza biraz dikkat edin. Hormonal dengesizlikler, işte nörolojik problemler, kronik sorunlar söz konusu olabilir. Sizinle ilgili veya aileyle, ebeveynlerle ilgili. Özellikle ebeveynlerin sağlıklarına biraz daha dikkat etmek gerekir bu dönemde. Dolunay tabii ki bir dönüşüm demek. Yani bir tamamlanma, bir şeyin sonuçlanması demek. Özellikle ebeveynlerinizin düzenleri ya da sizin yaşam yeriniz, eviniz, yuvanızla ilgili konularda böyle bir dönüşüm söz konusu olabilir. Sabit burçlarımız etki alıyorlar tabii ki. Siz bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bir taşınma, yer değişimi, bunlara neden olabilecek bir evlilik, ailenin evinden ayrılma, yuva kurma veya boşanma, ayrılık nedeniyle bir yer değişimi, size ait ya da ailenize ait bir mülkün satılması, kentsel dönüşüm ve benzeri bir konu olabilir ya da kiralama olabilir, ailevi ilişkilerle ilgili bir konu olabilir. Tüm bunlar dolunay ve dolunayı takip eden hafta içerisinde özellikle tesirlerini gösterebilir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.